Herkese günaydın. Bugünkü dersimizin adı gördüğünüz gibi Tüm Forumların Anası. Roma'da Traianus Dönemi Kamu Yapıları. Neden böyle isimlendirdiğimi Roma'da Traianus zamanında yapılan bir hamam yapısını ve Traianus Forumu'nu görünce anlayacaksınız. Bunlar şimdiye kadar gördüğümüz tüm yapılardan çok daha büyük ve her bakımdan ilginç devasa yapılardı. Nerva'da kalmıştık. Anımsayacağınız gibi Nerva imparator olduğunda zaten yaşlı ve nispeten sağlığı bozuk biriydi. Solda bir portresini gördüğümüz Nerva'nın senato tarafından seçilmiş olduğunu hatırlayacaksınız. Senato kendi içinden birini ilk kez imparator olarak seçiyordu. Nerva senato tarafından seçilen ilk imparatordu ve senato tarafından sevilen biriydi. Fakat Nerva kısa bir süre sonra Senato ve aristokratlar tarafından sevilse de askerler arasında pek de popüler olmadığını ve bunun da çok iyi bir durum olmadığını fark etti. Çok akıllıca davranarak hemen Roma ordusunun en sevilen, en başarılı askeri olan Traianus'u kendisine varis olarak seçti. Nerva Traianus'u evlat da edindi. Perdenin sağında da Traianus'un portresini görüyoruz. Nerva Traianus'u milattan sonra 97 yılında evlat edilmişti. Böylece Nerva 98 yılında sadece 16 ay görevde kaldıktan sonra öldüğünde Traianus hiç mücadele etmek zorunda kalmadan onun yerine geçti. Traianus olağanüstü bir Roma imparatoru oldu. Dönemin mimarisini kavramamız ve çözümleyebilmemiz için Trajanus hakkında bilmemiz gereken birkaç önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi Trajanus'un Roma dışında doğan ilk imparator olmasıdır. İspanya'da doğmuştur. İspanya'da doğan ilk imparatordur. İspanya'nın bir taşra olduğu düşünülmemeli. İspanya, Romalılar tarafından çoktan kolonileştirilmiş, gelişmiş bir uygarlığa sahip bir bölgeydi. Ayrıca Traianus tahta geçtiğinde oldukça genç, 45 yaşındaydı. Sağlığı yerinde, enerjik biriydi ki bu da o dönemde imparatorluğun gereksinim duyduğu bir özellikti. Çok sayıda ve çok başarılı askeri seferler düzenleyen Traianus, imparatorluğun sınırlarını en uç noktalara taşımış. Onun zamanında imparatorluk en geniş sınırlarına sahip olmuştu. Ondan sonra kimse bu sınırların ötesine geçememiştir. Bu aşamadan sonra Traianus'un sınırları sağlamlaştırdığını görüyoruz. Yani bu sınırlar bu dönem derslerde göreceğimiz en geniş sınırlar olacaktır. Traianus inşa ettireceği mimari yapılar konusunda da çok doğru seçimler yapmış. Vespasianus ve Titus'un izinden giderek özel yapılar yerine büyük ölçekli kamu yapıları inşa ettirmiştir. Her şeyden önce Nero ve Domitianus'un anısını kendinden uzak tutmaya özen göstermiştir. Roma'da kamu yapıları inşa ederek bugün projelerini incelerken göreceğimiz gibi kendisini Augustus, Claudius ve Flavius hanedanlığı ile ilişkilendirmiştir. Trajanus tahta geçtiğinde diğer birçok imparator gibi o da çevresine bakıp Onarım isteyen eski yapıları seçti ve olabildiğince çok yapıda onarım yapılmasına karar verdi. Bu seçiminde de çok dikkatli davrandı. Elbette çoğu zaten yıktırılmış olan Nero yapılarını seçmedi. Daha gerilere, Nero ve Domitianus gibi monarşik ruhlu imparatorların çok daha öncesine, hatta birçok açıdan çok daha basit bir dönem olan Cumhuriyet dönemine kadar gidip bu dönemden Ağustos döneminden yapılar seçti. Örneğin Roma'daki Sezar Forumunu yani Forum Julium'u restore ettirdi. Bugün ayrıntılarına girmeyeceğim bu forumu gayet iyi biliyoruz. Julius Caesar Forumu'nun onarımının Domitianus zamanında başlamış olduğunu hatırlayın. Bu onarım Traianus zamanında, milattan sonra 98-117 yılları arasında bir zaman diliminde tamamlanmıştır. Burada tekrar resmini görüyoruz. Yerini hatırlayacaksınız. Victor Emmanuel anıtının hemen yanındaydı. Ve yine Domitianus ve Traianus zamanında yapılan onarımlara rağmen yapının yıkılmış olduğunu da hatırlayacaksınız. Venus Genetrix tapınağına bakarsanız podyum ve merdivenleri dışında burada sadece Traianus restorasyonuna ait 3 sütunun kaldığını göreceksiniz. Burada bu üç sütunu görüyorsunuz. Bunun iki yanında sütun dizileri bulunan büyük bir açık alan olduğunu, solda da tabernay yani dükkanlarıyla bir pazar yeri olduğunu hatırlayacaksınız. Bu resmi daha önce görmüştük. Bu Traianus döneminde yapılan restorasyona ait bir bloktu. Gördüğünüz gibi Flavius'lar zamanının bir özelliği olan bezemeler Traianus döneminde de kullanılmaya devam edilmiştir. Bunlar yoğun bezemeli, derin işlenmiş, açıklı koyulu zıtlıklara sahip mimari bezemelerdi. Sonuç olarak o da Flavius'lar zamanının ince işlemeli mimari bezemelerini kullanmayı sürdürmüştü. Julius Caesar Forumu içindeki Venus Genetrix Tapınağı'nın alınlığının ortasında Venüs'ün denizden doğuşunun betimlendiğini anımsayacaksınız. Başka bir Venüs betimlemesi daha var. Burada bu frizden savaş aletleri taşıyan kübitlerin olduğu bölümün bir ayrıntısını görüyorsunuz. Kübitler şu tombul kanatlı bebekler. Gördüğünüz gibi içlerinden bir tanesi burada bir kılıç kını taşıyor. Bunlar Mars'ın silahları, zırhları. Mars elbette Venüs'ün yoldaşıydı ama burada askeri zaferlere de bir gönderme yapıyordu. Bu friz anladığımız kadarıyla yapının Trajanus zamanında yapılan renovasyonuna aitti. Ama yapımında olasılıkla tapınağın Sezar zamanına ait orijinal bir frizinden esinlenilmişti. Julius Caesar Forumu'ndaki Venus Genetrix tapınağını Traianus'un iktidarının ilk yıllarında yaptırdığı onarım çalışmalarına bir örnek olarak gördük. Ama bugün bizim için çok daha önemli olan iki yapı var. Traianus'un yaptırdığı kamu yapılarına örnek olan bu yapılardan biri hamam, ikincisi de forumdur. Burada Roma'daki Traianus Hamamı olarak bilinen yapının planını görüyoruz. Açılışı milattan sonra 109 yılında yapılan bu hamamın mimarının Damaskuslu Apollodorus olduğunu biliyoruz. İsmi bu mimar hakkında çok şey söyler. Apollodorus bugün Suriye sınırları içinde olan Damaskus'tandır. Yani ilginç bir durum söz konusu. İspanya'dan bir imparator, Suriye'den bir mimar birlikte çalışmışlar. Bu Roma İmparatorluğu'nda sınırlar genişledikçe bir şeylerinde değişmeye başladığının bir göstergesidir. Dünyanın her yerinden çok daha fazla sayıda renkli uygarlık ve yetenek Roma'ya akın etmeye başlar. Damaskuslu Apollodorus, bugün göreceğimiz üzere Severus Keller ve Rabirius gibi olağanüstü bir mimardı. Hatta Rabirius'la eşdeğer olduğu bile söylenebilir. Damaskuslu Apollodoros'un en ilginç yönü, kendinden önceki Severus ve Keller gibi öncelikle çok iyi bir mühendis olmasıdır. Askeri seferlerinde Traianus'a eşlik etmiş olan Apollodoros aslında askeri bir mimardı. Yaptığı ilk işler köprülerdi. Bunlardan birini bugün göreceğiz. Yani önce Traianus'un askeri seferlerinde köprüler, kaleler, kamplar inşa etmiş, üstün yeteneğini fark eden imparatorun beynisini kazanmıştır. Bu seferlere bizzat katılan Traianus, mimarın yeteneğini gördükten sonra onu Roma'daki inşaat projelerinde de görevlendirmiştir. Bu projeler sadece estetik anlamda büyüleyici olmakla kalmaz, aynı zamanda Damaskuslu Apollodorus'un, üstün mühendislik dehasını da gözler önüne serer. Trajanus hamamı her anlamda ilginç bir yapıdır. Plana bakar bakmaz nerede olduğunu anladınız. Hamam Eskolinus ve kısmen Opian tepesi üzerindedir. Opian tepesinden daha önce söz etmedik. O, P, P, I, A, N. Bu daha küçük bir tepedir. Ve Titus hamamı. Ama önce Nero'nun Domus Aurea'sının bir bölümünün Escolinus tepesinde olduğunu ve bu bölümün Escolinus kanadı olarak adlandırıldığını hatırlayalım. Nero'nun Domus Aurea'sının günümüze kadar ulaşan kalıntıları yer altındadır. Hatırlayacaksınız Nero hakkında alınan Damnatio Memoriae kararı ile onun inşa ettirdiği her şey ondan sonra iktidara gelen Flavius'lar yani Vespasianus, Titus ve hatta Domitianus ama özellikle Vespasianus tarafından yerle bir edilmiş. Ardından da bu araziye Kolozyum gibi Titus hamamı gibi kamu yapıları inşa edilmişti. Burada Titus Hamamını görüyorsunuz. Bu yapı daha önce Nero'nun Domus Aurea'sının bulunduğu yerin tam üstünde inşa edilmişti. Traianus da bu geleneği sürdürmüştür. Sadece kendinden önceki Vespasianus ve Titus'un izinden giderek kamu yapıları inşa etmekle kalmamış Aynı zamanda o da bu yapıları Nero yapılarının yıkıntıları üzerine inşa ettirmiştir. Yani burada yine Nero zamanında yasal olmayan bir biçimde halktan alınan toprakların iade edildiği mesajı verilmektedir. Traianus hamamı bazı eklemeler olsa da geniş ölçüde Titus hamamı temel alınarak yapılmıştır. Ama boyutlar arasındaki olağanüstü farkı görüyorsunuz ki Titus hamamı da küçük bir hamam değildi. Ama Traianus hamamı ondan en az 3-4 kat hatta belki daha büyüktür. Bu vize Traianus'un vizyonunun ve maddi kaynaklarının büyüklüğü hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu kaynakların büyük bir kısmı askeri zaferlerle elde edilen ganimetlerden, yağmalardan elde edilmişti. Yani askeri alanlarda kazanılan kaynaklar Roma'daki inşaat alanlarında harcanmıştı bu imparatorun tutkuları hakkında da bir fikir vermektedir. Tabii bundan daha önce hiç büyük yapı yoktu gibi bir sonuç çıkarmanızı istemem. Sömestr başında Julius Caesar ve mimarlığından söz ederken dönemin yazarlarından birinin Caesar'ın yaptırdığı Mars tapınağından dünyanın en büyük tapınağı diye söz ettiğini söylemiştik. Yani o tapınak güya kendi zamanı için dünyanın en büyük yapısıydı. Ama boyut anlamında burada gerçekten daha büyük bir hırs görüyoruz. Belki biraz fazla psikolojik analiz yapıyorum ama Traianus imparatorluğunun sınırlarını en uç noktalara taşıma tutkusu olan bir adamdı. Roma'da yaptırdığı mimari projelerle bu büyük imparatorluğunun bir tür mikrokozmozunu yaratmak da sanırım ancak onun gibi bir adamın yapabileceği bir işti. Hamamın planına gelince, hamam göreceğiniz gibi ilk kez Titus Hamamı ile tanıdığımız İmparatorluk Hamamı tipindedir. Titus Hamamı en azından bu tipin korunan ilk örneğiydi. Titus Hamamı'ndan söz ederken de belirttiğim gibi Nero da bu tipte bir hamam yaptırmıştı. Ama Nero Hamamı'nın planı konusunda kesin bir bilgiye sahip değiliz. Titus hamamını Pompei'deki Stabia ve Forum hamamları gibi erken tip hamamlardan ayıran en belirgin özellik, hamam mekanlarının bir kenara değil, merkeze yerleştirilmiş olmasıydı. Hamamın ana mekanları olan tepidaryum, frigidarium ve bu örnekte kaldarya birbiriyle eksen ilişkisi içindeydi. Ardından diğer odalar bunların etrafına simetrik bir biçimde düzenlenmişti. Yani eksensellik ve simetri öne çıkmıştı. Bundan başka yapıyı çevreleyen duvarları ve buradaki görkemli girişi görmüştük. Genel hatlarıyla aynı düzenlemeyi Traianus hamamında da görüyoruz. Hamam mekanları yine yapının merkezindedir ve ana mekanlar birbiriyle aynı eksen üzerindedir. Yukarıda Baths of Tryon yazan kuzey kısmına bakarsanız hamamın girişinin burada olduğunu görürsünüz. Burada N mekanına yani natatyonun, yüzme havuzunun ya da bir pişinanın bulunduğu mekana giriyorsunuz. Burası gördüğünüz gibi sütunlarla çevrili bir alan. Havuzla aynı eksen üzerinde. Aynen Titus hamamında olduğu gibi. F yani frigidaryum yer alıyor. Burası geçme tonozlu bir mekandı. Burada dikdörtgen alan içinde 3 tane çarpı işaretinden de anlayacağınız üzere 3 adet geçme tonoz vardı. En üst kısmında natatyodan frigidaryuma girişi sağlayan ve gördüğünüz gibi önünde sütunlar olan bir tür apsis veya eksedra vardı. Buradan oldukça basit dikdörtgen bir mekan olan tepidaryuma geçiliyor. Bu mekan daha ziyade frigidaryumdan C ile işaretli olan kaldaryuma, yani hamamın en sıcak odasına, saunasına geçiş için kullanılıyordu. Burası da dikdörtgen planlı ama çevresinde ışınsal konumda yerleştirilmiş nişler var. Nişlerin sütunlarla perdelenmiş olduğunu göreceğiz. Bunlar tabii ki güneşin olduğu yöne güneye bakıyordu ve bu doğal olarak kaldaryumun ısıtılması bakımından da faydalıydı. Traianus Hamamı'nı Titus Hamamı'ndan farklı kılan ve imparatorluk hamamı mimari gelişiminin bir parçası olan özelliği ne olduğuna gelince. Hamam mekanları bu çok geniş dikdörtgen alan içine yerleştirilmiş. Bu alanın çevresinde de bir dizi oda vardır. Bunlar gerçek odalardır ve gördüğünüz gibi farklı şekildedirler. Birçoğu yarım daire şeklindedir ve sütunlarla önlerindeki açık alandan ayrılmışlardır. Ama bazıları da planlarda görmeye alıştığımız tabernalara benzemektedir. Bu mekanlar anlayabildiğimiz kadarıyla toplantı odası, konferans salonu, Yunanca ve Latince eserlerin bulunduğu kütüphaneler olarak kullanılmışlardı. Yani burada hamamı sadece sağlık için yıkanmaya ya da rahatlamaya gideceğiniz ya da dostlarınızla sosyalleşebileceğiniz bir yer olmaktan çıkaran yeni mekan eklemeleri söz konusudur. Hamam yapısına entelektüel birimler eklenmiştir. Burası artık Yunanca veya Latince eserleri okumak, konferans, seminer dinlemek, entelektüel sohbetlere katılmak istediğinizde de gideceğiniz bir yer haline gelmiştir. Sonuç olarak hamam yıkanma ve sosyalleşmenin yanı sıra artık entelektüel yaşamın da vazgeçilmez bir mekanı haline gelmiştir. Bu Romalılar için kültürel açıdan çok önemli bir gelişmeydi. Ayrıca burada hamamın bir bölümü olan ve içinde oturma yerleri olan yarım daire planlı mekana da dikkat edin. Burada olasılıkla çeşitli gösteriler sahneleniyordu. Bu da hamam yapısına eklenen ilginç unsurlardan biriydi. Bunun size örneğin Palestrina'daki Fortuna Primigenia ya da Tivoli'deki Herkül kutsal alanlarında gördüğümüz türden yarım daireleri anımsatmış olması gerekir. Oralarda da bu tip gösteri alanları vardı. Yani Roma'daki Traianus Hamamı'nda bazı kutsal alan unsurları bir hamam yapısına eklenmiş. Traianus hamamının bazı bölümleri dağınık durumda da olsa hala görünür durumdadır. Kalıntılar şimdi gördüğünüz gibi hoş bir bahçe içinde bulunuyor. Bu Google Earth görüntüsünde yapının burada bir kenarında gördüğümüz kolezyuma da ne kadar yakın olduğunu görüyorsunuz. Yani büyük bir kısmı Escolinus tepesi üzerindedir. Bakarsanız şu alt kısmında kavisli bir duvar görürsünüz. Bu kavisli duvar, biraz önce gösterdiğim tiyatro gösterilerinin yapıldığı yarım Yapımında daire biçimli Roma'daki Titus Takı'nın genel formunun model alınmış olduğunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi eğer Merkez açıksa ZT, domuz avraya girişi burada. İki yanda da çifte sütunu zaman destekleyen, zaman eğer, eğer aydeler, bir şeyler de bir yazı kapatıyorlar. Ama eğer Yazıtın açıksa iki yanında yapıya yanında da buradan Paneller. Daha önce de göstermiş olabilirim. Bu Nero'nun Domus Aurea'sındaki sekizgen odanın okulusu. Bunu parkta gezerken tepeden üzerinde bir mazgalla ya da saraya girdiğinizde odanın içinde tepenizde görebiliyorsunuz. Burada hemen parmağımın üstünde bir kavisli duvar kalıntısı görüyorsunuz. Burada aşağıda bir yerlerde başka bir tane daha var. Bunlar toplantı salonu, konferans salonu olarak kullanılmış olan yarım daire biçimli mekanların kalıntılarıdır. Buradakinin içinde raf yerleriyle nişler var. Bu da bu bölümün kütüphane olduğunu gösterir. Önünde kapakları olan bu raflara el yazmaları konuyordu. Yani bugün tepenin üstünde hamamın üzeri tuğla kaplı beton kalıntılarını görmek mümkün. Ama buradaki model yapının antik çağdaki görüntüsü konusunda daha iyi bir fikir veriyor. Burada yine içinde oturma yerleriyle gösterilerin sergilendiği büyük yarım daire biçimli bölümü görüyoruz. Burada da yapıyı çevreleyen duvarın dış kısmına bakıyoruz. Bazı yarım daire planlı mekanlara ait yarım kubbeleri görüyoruz. En üstte hamam mekanları var. Giriş, sütunlarla çevrili, içinde natatio yani havuz bulunan avlu. Buradaki kapalı alan frigidaryum. Ardından tepidaryum. Işınsal nişleri sütunları ile bu manzaraya açılan güneşe bakan kaldaryum burada. Kısacası inanılmaz bir hamam kompleksi ve bu yapıyla Roma İmparatorluk hamamlarının gelişimindeki bir sonraki aşamaya geçmiş oluyoruz. Bu hamam daha geç dönemde inşa edilen ve çok daha iyi durumda korunmuş olan iki büyük hamam yapısına Karakalla ve Diocletianus hamamlarına model olmuştur. Sömestr sonuna doğru ikisinden de söz edeceğiz. Traianus hamamından hiç kuşkusuz Traianus zamanında inşa edilen en önemli kamu yapısına geçmek istiyorum. Bu yapının Roma mimarlık tarihi için önemini ne kadar vurgulasam az. Bu Traianus forumudur. Ve yapının iki bölümden oluştuğunu göreceğiz. Biri forumun kendisi, diğeri de ona bağlı bir çarşı binasıdır. Farklı mimari tarzlarda inşa edilen bu iki yapı, Roma mimarlığında Traianus'un Ardaları tarafından gerçekleştirilecek olan çok önemli bir gelişmenin de habercisidir. Burada Roma'nın Traianus Forumu'nun da bulunduğu kesimin harika bir hava fotoğrafını görüyoruz. Burada daha önce sözünü ettiğimiz yapılar var. Dolayısıyla nerede olduğumuzu anlayabilirsiniz. Buradaki tabii ki Victor Emmanuel anıtı. Burada da Michelangelo tarafından tasarlanan oval piyazzanın yani Campidoglio'nun bir ucunu görüyoruz. Burada altta bir forum görüyoruz. Bu hangi forum? Julius Caesar forumu. Bugün şehir seviyesinin çok altında kalmıştır. Burada tapınaktan geriye kalan üç sütunu da görüyorsunuz. Julius Caesar forumundaki bu sütunları ve yine burada bulunan dükkanları daha önce göstermiştim. Julius Caesar forumunun Traianus forumu ile olan ilişkisini de aklınızda tutun. Traianus, Julius Caesar forumunu restore ediyor, aynı zamanda kendisi için de yeni bir forum inşa ediyordu. Elimin işaret ettiği yerin hemen üst kısmına bakarsanız, Burada Piazza Venezia'yı ve Palazzo Venezia'yı görürsünüz. Binanın orta kısmında bir balkon olduğunu fark etmişsinizdir. Bu ünlü Mussolini balkonu. Mussolini Piazza Venezia'ya toplanan halka hitaben yaptığı tüm konuşmalarını buradan yapıyordu. Bu cadde Piazza Venezia'dan Piazza del Popolo'ya uzanıyor. Bu cadde Roma'nın büyük ana caddelerinden ve en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan Via del Corso'dur. Bu caddenin ortalarına doğru bir yerden sağa dönerseniz Via Condotti'ye çıkarsınız. O da sizi Piazza di Spagna'ya ya, yani ünlü İspanyol merdivenlerine götürür. Roma'ya giden herkes İspanyol merdivenlerine gitmek için bu yoldan geçer. Burada ise bugün sözünü edeceğimiz forum Traianus forumu var. Forumun büyük bir bölümü yer altında, bir kısmı da bahçe haline getirilmiştir. Burada gördüğünüz bu hoş park. Forumun bir parçası olan bazilikadan korunan bazı sütunları ve çok iyi korunmuş durumda olan Trajan sütununu görüyoruz. Bu kısımda da forumun çarşısı bulunuyor. Sürekli değişse de bu hava fotoğrafıyla sözünü ettiğimiz yapıların Roma'daki konumu hakkında bir fikir edinmenizi istedim ama bu gördüğümüzden daha güncel bir Google Earth fotoğrafı göstereceğim. Burada aynı yapıları görüyoruz. Victor Emmanuel anıtı, Campidoglio'nun bir bölümü, Mussolini balkonu ve Corso, Traiano sütunu ve Bazilika'nın bir kısmı. Ama parkın yerinde yapılar olduğunu görüyorsunuz. Çünkü burada kazı yapıyorlar. Daha önce söylediğim gibi bu bölgede Forum Romanum'la İmparatorluk Forumlarını bir gün birleştirebilmek amacıyla kazı çalışmaları yapıyorlar. Trafik sorunu nedeniyle bu gerçekleşmeyebilir ama yine de masanın üstünde böyle bir proje var. Ama en azından şimdilik yolu Via Dei Fori Imperiali'yi daraltmadan park alanında kazı yapıyorlar. Ne bulduklarını görüyorsunuz. Bunlar antik dönemden değil. Çoğu orta çağ evleri. Umarım aranızda orta çağcı yoktur. Ama umarım bunları zaman içinde kaldırıp orijinal forumun bulunduğu seviyeye inerler. Bunun bir gün gerçekleştirilmesini ediyorum. Gördüğünüz gibi bu yapıların bir özelliği yok. Sadece dikdörtgen mekanlar. Neyse şimdilik Orta Çağ tabakasını kazıyorlar. Daha aşağıya inip inmeyeceklerini göreceğiz. Burada sadece Traianus Forumunun değil, Augustus Forumunun da kalıntılarını görüyoruz. Bu Mars Ultor Tapınağı. Forumu Subura'dan ayıran koruma duvarı da görünüyor. Burada Traianus Forumunun bugün sözünü edeceğimiz egzetraları. Arkada da Traianus Çarşısı. Traianus Forumunun imparatorluk forumları içindeki yerini anlamamız bakımından İmparatorluk forumlarının genel planına bakmamız önemli. Burada Julius Caesar forumunu ve onun Venus Genetrix tapınağını zaten görmüştük. Aynı şekilde Augustus forumu ve içinde Mars Ultor tapınağı. Burada forumu iki yandan saran yarım daireler yani eksetralar olduğunu hatırlayın. O zamanlar bunlar yeniydi ve Augustus forumunun önemli bir parçasıydı. Vespasianus buraya forum pakisi ekledi. Domitianus'ta Forum Transitorium olarak bilinen ve Forum Romanum'la Subura arasında bir geçit işlevi gören forumu içine de tanrıçası Minerva için bir tapınak inşa ettirdi. Ama ölümünden sonra Nerva'nın sahiplendiği forum Nerva Forumu adını aldı. Forum Transitorium'dan söz ederken Domitianus'un buradaki bu arazide de gözü olduğunu söylemiştim. Saray mimarisi kadar kamu mimarisi için de büyük planları vardı. Ama saray mimarisine olan tutkusu üstün geldi ve tüm gücünü Platinus tepesinde inşa ettirdiği saraya harcadı. Ve bu arazi için düşlediklerini hiçbir zaman gerçekleştiremedi. Traianus imparator olduğunda ise kamu yapılarına odaklanmaya karar verdi ve daha öncekilerden tamamiyle farklı bir forum inşa ettirmeye başladı. Bu öyle küçük bir iş değildi çünkü arazinin bu kısmını bir tepe, Kurinalis tepesi oluşturuyordu. Q, U, I, R, I, N, A, L, I, S. Bu aşamada Elinin altında başarılı bir mimar mühendis olan Damaskuslu Apollodoros'un bulunması çok yararlı oldu. Ona sen iyi bir mühendissin, burada yapman gereken bu Kurinalis tepesinin büyük bir kısmını kaldırıp buraya benim istediğim büyük forumu inşa etmek dedi. Apollodoros da aynen öyle yaptı. Traianus forumunu inşa etmek için Kurinalis tepesinden 38 metrelik toprak kaldırdı. Trajanus sütununun da boyu tam olarak 38 metredir. Trajanus tepenin ne kadarının tıraşlandığının görülmesi için sütunu tam o boyda yani 38 metre boyunda yaptırmıştı. İmparatorluk forumlarının planına bir bütün olarak baktığımız zaman Traianus'un genişlettiği şeyin sadece imparatorluk sınırları olmadığını görürüz. Bu forumdaki imparatorluk forumlarına eklenen son forumdur. Foruma diğerleriyle bir arada bakınca, Kurinalis tepesinin sol tarafına inşa edilen Traianus çarşısı ile beraber Traianus forumunun genişliğinin, forum romanumu hesaba katmazsak, diğer tüm imparatorluk forumlarının genişliğine eşit olduğunu görürüz. Buna neden tüm forumların anası dediğimi anlamışsınızdır. Birazdan size ayrı bir planını göstereceğim ama şimdi hazır karşımızdayken bu plana tekrar bir göz atalım. Burada forumun ana kısmının iki yanında eksedralara ve bazilikalardaki apsislere bakmanızı istiyorum. Bunların burada olması bir rastlantı değil. Bunlarla kesinlikle Augustus formundaki egzetralara bir gönderme yapılmıştır. Traianus, Augustus'u kendisine model almış, bir tür yeni Augustus olmuştur. Augustus'u saç biçimiyle, davranışlarıyla taklit etmiş, yaşamını Augustus'unkiyle özdeşleştirmeye çalışmıştır burada iki yana eksetralar koyarak bunu mimaride de yapmaktadır. Burada perdenin solunda forumun tüm ana özelliklerini gördüğümüz bir plan var. Forum'a buradan giriliyor. Burada çok gösterişli bir giriş vardı. Gördüğünüz gibi giriş düz değil, dış bükeydi. Yani burada kavisli bir cephesi olan gösterişli bir giriş söz konusuydu. Buradan forumun dikdörtgen planlı ana kısmına giriliyordu. Burada üzerinde Traianus'un atlı bir heykeli bulunan kaideyi görüyoruz. İki yanda Augustus forumundakilere benzer eksetralar yer alıyor. Yine her iki yanda sütun dizileri, burada da başka sütunlar var. Burada Augustus forumuna yapılan bir başka gönderme daha var. Aynen Augustus forumunda olduğu gibi bu sütunların alt sırasında Korint başlıkları üst sırasında ise insan figürleri kullanılmıştır. Karyatit değil ama başka insan figürleri. Bunları birazdan göreceğiz. Burada foruma dik olarak yerleştirilmiş bazilika var. Bu Pompei forumundan da hatırlayacağınız gibi forumun bir kenarını kaplayan bazilikalardan çok farklıdır. Ana alana dik bir konumda yerleştirilmiş olan bu bazilika forumla daha da bütünleşmiştir. Bu çok geniş bir bazilikadır. Adını Traianus'un aile adından alır. Aile adı Ulpius'tu. Bu da orta ve yan nefleriyle Bazilika Ulpia'dır. Burada birden fazla yan nef vardır. Yani burada gerçek anlamda bir sütun ormanı vardı. İki uçta da dışarıdaki eksetralara uyumlu apsisler yer almaktaydı. Buradan Traianus sütununun bulunduğu, sağında ve solunda Yunanca ve Latince kütüphaneleri olan küçük meydan görünmekteydi. Ve en uçta da bir tapınak. Aslında Traianus'un Forum'un kuzey ucuna ne yaptırdığını bilmiyoruz. Traianus öldüğünde forumun bu kısmı henüz tamamlanmamıştı. Yani buraya bir tapınak inşa etmeyi planlayıp planlamadığını bilmiyoruz. Büyük olasılıkla planlamıştı. Çünkü hiç kısa kenarlarından bir üstünde tapınağı olmayan bir forum görmedik. Değil mi? Hepsinde vardı. Yani Trajanus'un da aklında buraya bir tapınak inşa etmek vardı dersek bu çok doğru bir tahmin olur. Ama bu tapınak onun ölümünden sonra Ardılı Hadrianus tarafından Trajanus ve karısı Plotina'nın onuruna inşa edilmiş bir tapınaktır. Forum hakkında epey bilgiye sahibiz. Bir kısmı da hala ayaktadır. Ama korunamayan kısımlarla ilgili de bazı kanıtlarımız var. Örneğin bu alttaki giriş. İnanmayacaksınız ama üzerinde bu girişin resmi olan bir sikke var altında da çok şanslıyız ki Forum Traian yani Traianus Forumu yazıyor. Bu ikisini bir araya getirince bu sikkede tasvir edilenin Forum Traian'ın yani Traianus Forumu'nun girişi olduğunu anlıyoruz. Baktığımızda burada çok ilginç unsurlar görüyoruz. Öncelikle burada ortada tek bir kemerli geçit var. Yani tek bir kapı geçidi vardı. Bunun iki yanında da bir dizi girinti yer alıyor. Bu girintilerin üzerinde de nişler bulunuyor. Sütunları ve alınlıklarıyla bir tapınak cephesi gibi şekillendirilen bu nişlere edikula adı verilmektedir. Çoğulu edikulay. Bunların içinde de gördüğünüz gibi heykeller vardı. Sonuç olarak bu girinti yapan bölmeler içinde heykeller bulunan edikulalarla süslenmişti. Bu bölmelerde ayrıca bir dizi yuvarlak damla gibi görünen şeyler var. Bu yuvarlak damlaların üzerinde portreler bulunan kalkan tasvirleri olduğunu düşünüyoruz. Zira forumun içinde bu tip portreli kalkanlar ele geçmiştir. Yani burada da onlardan kullanılmış gibi görünüyor. Kapının bir takı andırdığını görüyoruz. En tepesinde bir kuadriga var. Kuadriga'da iki kişi tasvir edilmiştir. Yine damla gibi görünüyorlar ama yine de en iyi biçimde yorumlamaya çalışıyoruz. Bu iki kişiden biri olasılıkla imparator, diğeri de yine olasılıkla onu taçlandıran zafer tanrıçasıydı. Takında Titus'u taçlandıran zafer tanrıçası gibi. Burada altı at var. İki yanda da düşman silahları ve zırhları ile süslenen ağaç motifi ile ganimetler tasvir edilmiş. Buradaki diğer figürler ise Romalı askerler mi, savaş esirleri mi bilemiyoruz. Yani burada gördüklerimiz yapının girişi hakkında bize epey bir bilgi vermektedir. Burada bir noktayı daha belirtmek istiyorum. Üst kattaki sütunlara ve diğer öğelere bakarsanız bu sütunların çıkıntı yaptığını ve üst katta sanki yine çıkıntı yapan bir entablatür olduğunu görürsünüz. Sanki burada da duvarlar forum transitorium'da gördüğümüze benzer şekilde taşkın sütunlar ve entablatürle bezenmiş giriş cephesi boyunca girinti ve çıkıntılarla bir dalgalanma hareketi yaratılmıştır. Forumun merkezindeki sütunların üst katında bulunan figürlerin karyetit ya da başka bir kadın heykeli olmadığını söylemiştik. Bunlar erkek figürleridir. Bunlar esir edilmiş dakları betimleyen erkek heykelleriydi. Yani Traianus'un bu yapıyı inşa etmesine olanak tanıyan Dakya'da Daklara karşı kazandığı savaşın ganimetleriydi. Antik çağdaki Dakya, D-A-C-I-A D -A -C -I -A, bugünkü Romanya'dır. Traianus buraya iki askeri sefer düzenlemiştir. Biri 101-102, ikincisi 105-107 yılları arasındadır. Her ikisinden de zaferle çıkmıştır. Bu forumda oradan gelen kaynaklarla Dakya Zaferi anısına inşa edilmiştir. Bu nedenle de burada forumun ana bölümünün üst katında Roma'ya getirilen Dak esirler betimlenmiştir. Burada bunlardan iki tanesini görüyoruz. Bir tanesi başsız, diğeri çok daha eksiksiz bir örnek. Başsız olan hala forumdadır. Soldaki ise bugün Roma'da Vatikan Müzesi'ndedir. Soldaki size heykellerin antik dönemdeki görüntüsü hakkında daha iyi bir fikir vermektedir. Giyimlerinden bunların Romalı olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tozlukları, tuniği, Romalıların hiç giymediği tipte püsküllü uzun bir pelerini var. Saçları ise Traianus'un Augustus tarzı kısa kesilmiş saçlarının aksine uzundur. Ve bunlar sakallıdır çok farklı olarak tanımlanmışlardır. Ayağında da süet ya da keçe benzeri bir malzemeden yapılmış botlar var. Yani çok farklı bir heykel. İkinci sıra boyunca birbiri ardına yerleştirilmiş olan bu heykeller kesinlikle Dak esirleri simgeliyordu. Konuyla ilgilenenleriniz varsa Romalılar bir şeyin birebir kopyasını yapabiliyorlardı. Bu mermer heykelin üzerinde gördüğünüz küçük çıkıntılar çok ender olarak korunmuştur. Romalılar aslının tam bir replikasını yapmak için bir tür ölçülendirme kalemi kullanıyorlardı. Heykel tamamlandıktan sonra bu çıkıntıları kesip yok ediyorlardı. Ama bu heykelde bırakılmış. Bu heykel bir nedenle kullanılmamış olabilir. Kopyalanmış ama yapıda hiç kullanılmamış. Bu çıkıntılar da üzerinde kalmış. Bu Trajanus formunun dış bükeye girişi. Atlı heykelinin yeri, iki yandaki ekstetralarıyla antik çağdaki görünümünün bir modeli. İkinci sırada daki heykellerini görüyorsunuz. Bu üzeri kapalı yer Bazilika Ulpia. İki yanında Yunanca ve Latince kütüphaneleriyle Trajanus sütunu. Burada da Divus Trajanus tapınağı. Plana tekrar bakıyoruz. Burada forumun ana bölümünde bir başka görkemli bir giriş olduğunu görüyoruz. Bu Bazilika Ulpia'nın girişidir. Yapıya uzun kenarından girilmekteydi. Ve bu kez de üzerinde Bazilika Ulpia, yani Ulpia Bazilikası yazan bir sikkemiz var. Dolayısıyla bunun Bazilika Ulpia'nın girişi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada farklı bir düzenleme görüyoruz. 3 açıklık var ama bunlar kemerli değil. Üzerinde düz lentolar bulunan sütunlu açıklıklar. Nasıl tasvir edildiklerine bir bakalım. Bunlar çok masif sütunlara benziyorlar ve öne izleyiciye doğru bir çıkıntı yapıyormuş izlenimi veriyorlar. Burada yine çıkıntı, girinti, çıkıntı, girinti fikrini görüyoruz. Bu çok önemli çünkü dediğim gibi Roma mimarlığında bu geleneksel Yunan mimari unsurlar kullanılarak yaratılan ve ileride barok olarak tanımlayacağımız stil ortaya çıkacaktır. Domitianus'un Forum Transitorium deneyimine dayanan bu örnekte de bunun izlerini görüyoruz. Burada da genel hatlarıyla aynı tasarımı görebiliyoruz. Yukarıda üstte yine atlı araba. Bu kez dört atlı ve içinde de tek bir figür var gibi görünüyor. Bir dizi standart figür, olasılıkla Romalı askerler. Eskiden Northwestern Üniversitesi'ne görevli olan Profesör James Packer mesleki yaşamı boyunca Trajanus Forumu'nu çalışmıştır. Profesör Packer, Traianus Forumu'nda ele geçen parçaları bir araya getirmek için yıllarını harcamış ve sonuçta ortaya çok başarılı bir rekonstrüksiyon çıkarmıştır. Bu bilgisayarda yapılmış bir çalışma. Hepsine bakmanızı öneririm. Google'da James Packer Forum of Traian ya da UCLA yani University of California Los Angeles veya Getty olarak arama yaparsanız hem UCLA hem Getty bu çalışmayı desteklemişti. Çalışmanın bilgisayar simülasyonlarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca James Packer'ın Trajanus Forumu üzerinde bir de kitabı var. Ödev olarak şehir planı hazırlamak isteyenler için bu kitap bir ilham kaynağı olabilir. Tabii böyle bir şey hazırlamanızı beklemiyorum ama kendi şehrinizi tasarlarken neler yapabileceğiniz konusunda bir fikir verebilir. Packer'ın araştırmaları forumun çok doğru bir rekonstrüksiyonunu yapmaya olanak verecek yeterliliktedir. Burada Bazilika Ulpia'nın girişini görüyoruz. Gördüğümüz mermerdir. Bu alacalı mermerler dünyanın farklı yerlerinden getirilmiş gerçek mermerlerdi. Yani Traianus da Flavius geleneğini devam ettirmiş, inşaatlarında kullanmak üzere İtalya dışından birçok yerden, Afrika'dan, Anadolu'dan, Mısır'dan mermer getirtmişti. O da kaplamalarda çok renkli mermer kullanmıştı. Burada da Dakya'dan getirilen esirleri görüyoruz. Bu örnekte aralarında üzeri portreli kalkanlar var. Elimizde bunların bazı kalıntıları var. Yani bu doğru bir rekonstrüksiyon. Girişte de bunun benzeri vardı. Burada da bir yazıt ve başka dak figürleri. Tepede de bir başka bezeme unsuru görüyoruz. Hızlıca Packer'ın kitabından alınan birkaç örnek daha göstereceğim. Burada üstü beşik tonozlu bir koridor görüyoruz. Stukalanmış ve resimlerle süslenmiş. Çok sayıda da heykel var. Bu yapıda çok sayıda onurlandırma heykeli olmalıydı. Bazı yerlerde de dak esirlerinin arasında portreli kalkanlar yerine bu resimde gördüğümüz gibi ele geçirilen silah yığınlarını görüyoruz. İki örnek daha. Burada da duvardaki mermer dekorasyonu görüyoruz. Burada nişler içinde portreler var. Burada yine portreli kalkanlar görüyoruz. Burada da bazı heykeltraşlık eserlerinden parçalar görüyoruz. Bu zırhlı bir asker ve togalı bir adam, ikisi de başsız. Bu da portreli bir dekoratif kalkan parçası. Bunun Nerva portresi olduğunu düşünüyoruz. Nerva'nın portresi bu kalkana yerleştirilmiş ve sütunların üstünde duvara asılmış. Bu önemli bir görüntü. Roma'daki Ulpia Bazilikası'nın antik dönemdeki hali. Gördüğünüz gibi daha önce incelediğimiz bazilika mimarisi ile uyumlu bir yapı. Bir orta nef, planından da hatırlayacağınız gibi iki yanda yan nefler. Burada altta gördüğünüz gibi korint başlıkları. Sizin de gördüğünüz gibi devasa bir yapı. Bir şu togalı insanların boyuna bakın, bir de yapıya bakın. Üzerinde ise kasetli bir tavan ve düz dam üstte de gördüğünüz gibi tepe pencereleri var. Tepe pencerelerinden daha önce söz etmiştik. Örneğin mozaikli atrium evinde bu pencerelerden görmüştük. Bunlar dışarıdaki manzaraya açılan aynı zamanda mekana ışık sağlayan pencerelerdi. Bu örnekte önlerinde iyon sütunları var. Burada bu pencereler Traiano sütununa ve kütüphanelerden birine bakıyor. Bu çok gurur duyduğum bir fotoğraf. Zira bunu Traiano sütununun tepesinden çekmiştim. Traiano sütununa tırmanmak zor değil. Ortasında tepeye kadar çıkan spiral bir merdiven var. Zor olan giriş izni almak. Burası her zaman kilitli. Girmek için özel bir izin almanız gerekiyor. Ben bu işi bir kere yaptım. Ama yukarı çıkıp buradan aşağı bakmak çok hoş. Buradan romanın olağanüstü manzarasını seyredebiliyorsunuz. Ama aynı zamanda Ulpia Bazilikası'nın bugünkü halini de çok net bir şekilde görebilirsiniz. Geriye fazla bir şey kalmamış ama merkezi alanı ve bazı sütunları görebiliyoruz. Bu sütunların gri granit'ten olduğunu ve Ulpia Bazilikası'nda ve diğer yerlerde kullanılan beyaz mermerlerle bu gri granitin bir zıtlık oluşturduğunu görüyorsunuz. Burada ayrıca daha yüksekte olan modern zemin seviyesi ile antik zemin seviyesi arasındaki ilişkiyi de görebiliyoruz. Şehrin bu kısmını kazıp Traianus Forumundan daha fazla kalıntının açığa çıkarılma olasılığı hala var. Aslında yolun altında bazı kalıntılar görünür durumda. Pecker ve ekibi bu kalıntıları da incelemiş. Yapılan rekonstrüksiyonun bu kadar kesin olabilmesinin nedeni de budur. Bu yapının her yerinde referanslar var. Evet, bu bir forum. Evet, forumların belli işlevleri vardı. Burası insanların toplandıkları, alışveriş yaptıkları, bazilikasında davaların görüldüğü bir yerdi. Ama bu yapının her yerinde bunun Traianus'un Dacia'da kazandığı zaferin taştan bir anıtı olduğu tekrar tekrar vurgulanmaktadır. Bu askeri zafere gönderme yapan, daha önce gördüğümüz Dak heykellerinin yanı sıra daha başka birçok heykeltıraşlık eseri vardır. Bu Ulpia Bazilikası'na ait olduğunu düşündüğümüz bir friz parçası. Burada kanatlı kadın olarak tasvir edilen zafer figürleri var. Ya bir kandelabrum önünde ya da buradaki gibi bir boğanın sırtında diz çökmüş, boğanın burnundan tutmuş başını geriye doğru çekiyor. Elinde bir bıçak var ve boğanın boğazını kesmek üzere. Burada bu zafer figürü ile sadece Dakya zaferine bir gönderme yapılmıyor. Aynı zamanda Boğa'nın öldürülme sahnesi ile bu zaferle ilintili kurban törenlerine de bir gönderme yapılıyor. Tekrar plana geri dönersek, Ulpia Bazilikası'nın uzun kenarı üzerinde yer alan bir kapıdan küçük bir meydana çıkılıyordu. Bu meydanda tapınak ve iki yanında kütüphaneler bulunan Traianus sütunu yer alıyordu. Forum girişi Traianus'un atlı heykeli, diğer giriş sütun ve son olarak da Divus Traianus tapınağı aynı eksen üzerindeydi. Bu kütüphanenin modeli. Kütüphanelerin dışarıdan böyle göründüğüne inanılıyor. Bunlar oldukça küçük sayılabilecek kare mekanlardı. Önlerinde bir portiko, en önemlisi de üstte balkonları vardı. Neden balkonluydular? Çünkü buraya çıkıp Traiano sütununa bakabilir, üstünü saran sahneleri görebilirdiniz. Bu da yine Packer'dan bir rekonstrüksiyon. Burada da kütüphanelerin içinin nasıl olduğunu görüyoruz. Aslında burada olduğundan daha geniş görünüyor. Ama okuma masaları, dolapların içindeki el yazmaları ve heykellerle mekan hakkında bir izlenim ediniyoruz. Parker bu mekanların tepede gördüğünüz gibi tonozlu bir çatısı olduğuna inanıyor. Bu iki fotoğrafta Traianus sütununu görüyorsunuz. Olağanüstü bir sanat eseri ve çok iyi durumda korunmuş. Neden bu kadar iyi korunmuş? Bu durum olasılıkla Papa V. Sixtus'un bunu ve daha sonraki bir imparatora ait olan Marcus Aurelius sütununu Roma'nın Rönesans dönemi rekonstrüksiyonunda önemli birer anıt olarak kullanmış olması ile ilintilidir. Fakat o dönemde bunun üstünde olması gereken Traianus heykelini diğerinden de Marcus Aurelius heykelini kaldırtıp yerlerine Peter ve Paul'ün heykellerini koydurdu. Bugün Trajanus Sütunu'nun üstünde Peter, Marcus Aurelius Sütunu'nda da Paul vardır. Ama ne kadar iyi korunmuş olduğunu görüyorsunuz. Sütun gövdesi dakt silah ve zırhları ile bezeli bir kaide üzerinde yükseliyor. En tepede de Trajanus'un bronz bir heykeli vardı. Ama asıl ilginç olan üzerinde yer alan kabartmalardır. Fazla ayrıntıya girmeyeceğim ama göreceğiniz gibi mimari hakkında da ipuçları verdiği için bir fikriniz olmasını istiyorum. Bu mermerden yapılmış spiral bir friz. Bu friz dönerek kaideden sütunun tepesine kadar dolanıyor. Frizde Traianus'un Dacia'ya düzenlediği askeri seferler bir belgesel formatında anlatılıyor. Daha önce sözünü ettiğimiz iki Dacia seferi ortada yer alan bir kalkan üzerine yazı yazan zafer figürü ile ayrılmış. Roma sanatında daha önce buna benzer bir şey olmadığı için bu konuda çok tahmin yürütülmüştür. Yani bu bir buluştu ve olasılıkla Damaskuslu Apollodoros'un yaratıcı zekasının bir ürünüydü. Bazı araştırmacılar kanımca kulağa son derece inandırıcı gelen bir fikir öne sürmüştür. Sütunun iki kütüphane arasında yer almasına ve Romalıların rulo şeklinde yazmalar kullanmasına dayanılarak bu sütunun bir Roma el yazması olarak düşünülmüş olabileceği varsayılmaktadır. Burada olasılıkla kaydeden tepeye bir sütuna sarılmış bir el yazması söz konusuydu. Metin bölümü olmayan, sadece resimlerden oluşan bir el yazması açılmış ve bir sütun etrafına sarılmış gibi. İki yanda yer alan kütüphanelerden görülebilecek şekilde yerleştirilmiş olması nedeniyle de bu çok mantıklı bir yorumdur. Kabartmaların ne kadar iyi durumda olduğunu görmeniz için kaydeden bir ayrıntı. Bu tabii bir heykel dersi değil, bu nedenle herhangi bir ayrıntıya girmeyeceğim. Ama mimari açıdan önemli olan birkaç sahneye hızlıca bakmak istiyorum bu en altta yer alan bir figür. Burada Romalıların fethetmeye gittiği kuzey topraklarında, Dakya'da bulunan Tuna Nehri'nin kişileştirilmiş tasvirini görüyoruz. Bu çok önemli çünkü Damaskuslu Apollodorus'un Tuna Nehri üzerinde bir köprü inşa ettiğini biliyoruz. Bu onun en önemli mühendislik başarılarından biriydi. Burada bu köprüyü görüyoruz ki bu da onun tasarımcısının Damaskuslu Apollodorus olma olasılığını arttırır. Romalı askerlerin teknelerden inmiş olduklarını görüyorsunuz. Yürüyerek bir kemerden geçiyorlar. Burada da Romalı askerleri görüyorsunuz. Romalı askerler sadece savaşmıyorlar, gittikleri yerleri de Romalılaştırıyorlardı. Bu konudan Roma dünyasındaki kolonileşme hareketinden Traianus'un imparatorluğun sınırlarını en uç noktalarına taşıdığından söz ettik. Romalılar bir yere gidince ne yapıyorlardı? Yapılar inşa etmeye başlıyorlardı. Enlemesine, boylamasına yerleştirilen taşlarla duvarlar yapmaya başlıyorlar. İçinde Roma'ya özgü yapılar olan kaleler, surlar inşa ediyorlardı. Romalı askerlere savaş bittikten sonra general ya da imparator tarafından toprak verildiğini anımsayacaksınız. O topraklar artık onların malı oluyordu ve yaşamlarına orada devam ediyorlardı. Yani bu yerleşimleri Roma yapıları ile doldurmak için nedenleri vardı. Buradaki birçok sahnede Romalı askerleri şehir inşa ederken görüyoruz. Bu sütunun en iyi bilinen sahnesi. Burada bu inşa edilen kalelerden birinin içinde mfiferleri ile kalkanlarıyla savaşan Romalıları görüyoruz. Elleriyle bir şeyi kavramışlar. Kabartmanın orijinalinde askerlerin elinde madenden yapılmış mızraklar olduğunu düşünüyoruz. Aşağıda ise Daklar betimlenmiş. Tozlukları, tunikleri, dağınık saçları ve sakallarıyla onları ayırt edebiliyoruz. Kampa saldırıyorlar. Tabii zaferi Romalılar kazanacak ama Daklar da kahramanca, yiğitçe savaşırken gösterilmişler. Yani düşman da en az Romalılar kadar güçlü görünüyor. Böylece burada Romalıların onlardan daha güçlü olduğu, güçlü bir düşmanı yenilgiye uğrattığı vurgulanmış oluyor. Eğer başının nereden geldiğini merak ediyorsanız işte burada bir tane var. Romalıların her şeyi keşfettiklerini söylemiştim. Burada bir kütük ucuna geçirilmiş koçbaşı ile kale kapısını yıkmaya çalışıyorlar. Sütundaki belki de en dokunaklı, en ilginç sahne bu en tepede yer alan sahne. Burada dakların lideri Decebalus, D-E-C-E-B-A-L-U-S... Boğa üzerindeki zafer figürü gibi diz çökmüş durumda betimlenmiş. Elinde bir bıçak var. Ne yapıyor? Görüyorsunuz sağında ve solunda Romalı askerler var. Esir alınmak üzere ve Roma'daki Traianus onuruna düzenlenecek zafer alayında sergilenecek. Bunun olmasını istemediği için kahramanca kendi hayatını sonlandırıyor. Romalıların eline düşmemek için bıçağı kalbine saplamak üzere. Bu sütunda Romalıların dakları bu kadar cesur olarak betimlemiş olmaları çok ilginçtir. Roma'da Eur'daki Roma Uygarlığı Müzesi'nde kalıplar ve modeller olduğunu söylemiştim. Burada Traiano sütunundaki tüm kapartmaların kalıbı var. Bu müzede çektiğim bir fotoğraf. Burada tüm kabartmaların göz seviyesinde olduğunu ve rahatlıkla incelenebileceğini görmenizi istedim. Antik dönemde bunlara bakmak çok daha güç olmalıydı. Ama arka planın olasılıkla mavi renkli olduğunu belirtmeliyim. Ayrıca olasılıkla yer yer madeni mızraklar gibi sahneleri daha kolay okunur hale getirecek bazı eklemeler yapılmıştı. Eminim hepiniz New York'ta ikiz kulelerin yıkıntılarına Ground Zero'ya gitmişsinizdir. Ondan birkaç blok ötede kule yangınlarında hayatını kaybeden itfaiyecilerin anısına yapılan bir anıt var. Burada bu anıtı görüyoruz. Hayatını kaybedenlere ve hayatta kalanlara adanmıştır. Bu anıtta ilginç olan eğer Google'dan bulup Fireman's Memorial in New York sitesine girerseniz bu anıtın tasarımcısının Traiano sütununa olan hayranlığından ve burada sanatsal model olarak onu kullandığından söz ettiğini göreceksiniz. Buradaki kalabalık insan figürlerini figürlerin yapılarla ilişkisini Roma'daki Trajan Sütunu'ndaki örnekleri model alarak tasarlamıştır. En üçte iki yanında kütüphane bulunan Trajan Sütunu'ndan sonra bir tapınak yer almaktadır. Bunun derin portikosu, bağımsız sütunları, ön cepheye vurgu yapan merdivenleri ile başka yerlerden de bildiğimiz tipte geleneksel bir tapınak olduğunu görüyorsunuz. Burada aşağıdan yukarı uzanan spiral merdivenleri betimleyen bir gravür görüyoruz. Burada ise aşağı mezar odasına inen merdivenler var. Mezar odasında biri Traianus'a, diğeri Plotina'ya ait iki urne bulunmuştur. Tabii bunlar burasının aynı zamanda Traianus'un mezarı olarak da kullanıldığını söylemektedir. Yani kazanılan zafer sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda ölüme karşı da kazanılan bir zaferdi ve en tepede üzerinde St. Peter'ın heykeliyle net bir şekilde görüyoruz. Ama bir sikki üzerinde burada duran orijinal heykelin tasviri var. Kaide, Gövde ve Traianus heykeli. Traianus çıplak bir kahraman olarak betimlenmiş. Traianus sütununun zirvesine yerleştirilmiş olan bu heykelde ölümünden sonra tanrılaşmış olarak tasvir edilmiştir. Sikkenin üzerinde Traianus'tan Optimus Princeps olarak söz edilmektedir. Traianus'un çok sayıda ünvanı vardı. Bunlardan biri de Dakikus yani Dak Fatihidir. Ama yaşamının sonunda bir de Optimus Princeps yani tüm zamanların en büyük prinsepsi ünvanını almıştır. Bu onun Augustus'tan bile büyük olduğu anlamına gelmektedir. Bu tartışılabilir ama sanırım Traianus'un Augustus'tan bile büyük bir imparator olduğu olasılıkla doğru bir saptamadır. Bu yapı kompleksinin harika bir rekonstrüksiyonu. Burada girişi arkasındaki atlı heykeli ve tanımladığımız tüm birimleri görüyoruz. Bakın bu çok ilginç, kendinizi foruma girmiş gibi düşünün. Burada duruyorsunuz, üzerinde Traianus'un adı yazılı bazilikaya ve arkasındaki Traianus sütununa ve tapınağa doğru bakıyorsunuz. Burada durduğunuzda büyük olasılıkla Traianus sütununun sadece en tepesini görebiliyordunuz. Çünkü çok yüksek bir yapı olan Ulpia Bazilikası sütunun geri kalanının görülmesini engelliyordu. Bu çok teatral bir düzenlemeydi. Burada durup önce Troyanus'u bir anlamda yaşarken görüyordunuz, sonra arkaya doğru baktığınızda sütunun üzerindeki Ulpia Bazilikası üzerinde süzülüyormuş gibi bir his uyandıran bronz heykelde tanrılaşmış halini görüyordunuz. Bu Damaskuslu Apollodorus tarafından tasarlanmış olan çok etkileyici bir tablo. Sanırım Jean Lorenzo Bernini gibi 17. yüzyıl mimarlarına kadar onun bir benzeri yok. Traianus Çarşısı'nın Traianus Forumu ile ilişkisine tekrar bir bakalım. Forum, Romalıların doğal yapıyı değiştirerek oluşturdukları dörtgen bir alandı. Anımsayacaksınız, burada da yer açmak için tepeyi tıraşlamışlardı. Çarşı çok farklı bir düzenlemeye sahiptir. Burada Kurinalis tepesinden geriye kalan çarşı tasarımının şekillendirilmesinde kullanılmıştır. Çarşı büyük bir kısmı mermerden yapılmış olan forumun aksine tuğla kaplı betondan inşa edilmiştir. Forumda alacalı mermerler görmüştük. Burada ise çok farklı bir malzeme kullanılmıştır. Ama bir tepe amacına katlar üzerinde yükselen bir yapı inşa edecekseniz bu kesinlikle en uygun malzemeydi. Geriye gidip Baya'daki kaplıcaya, Palestrina'daki Fortuna Primigenia'ya bakarsak oralarda da aynı uygulamanın olduğunu görürüz. Kurinalis tepesinden geri kalanın üstüne modern alışveriş merkezlerinin bir öncüsü inşa edilmiş. Traianus çarşısında 150 dükkan var. Bu arada tüm bu yapılar forum ve çarşı aynı zamana yaklaşık olarak M.S. 113 yıllarına tarihleniyor. Burada farklı seviyelerde 150 dükkan görüyoruz. Bu en alt seviyede eksetralardan birinin girişin sağındaki eksetranın olduğu yer. Geniş, yarım daire şeklinde bir alana açılan dükkanlar. Bu Via Biberatica olarak bilinen cadde. Burada da kapalı çarşı var. Bunlar tuğla kaplı betondan, çok yenilikçi bir biçimde farklı katlar üzerine inşa edilmiş. Burada geniş pencereler ve bir yarım kubbe görüyorsunuz. Birazdan bunun ayrıntısını göreceğiz. Geniş pencereler mimarların artık beton kullanımında son derece ustalaşmış olduklarının bir işaretidir. Artık böyle çok geniş pencerelerle masif duvar kütlelerinden kurtulabiliyorlardı. Ve bu konuda çok başarılıydılar. Bunlar Pompei'dekilerden pek de farklı olmayan dükkanlar yani tabernalar tonoğulu küçük mekanlar üzerlerinde bir çatı katı penceresi var. Burada dükkanların girişi travertenden yapılmış pervaz ve lento ile çevrili. Bu tema yapının her yerinde tekrarlanarak 150 tane seçenek oluşturulmuş. Burada üstlerinde çatı penceresi, traverten dekoruyla önlerinde kaldırımlarıyla bir dizi dükkan tabernay görüyoruz şehir içinde şehir gibi. Burada da yol çok gen taş işçiliği ile Roma yollarına çok benzer. Burada ilk kattaki geniş eksetrayı dükkanları görüyoruz. Burada ikinci katta ilginç olan kemerli unsurların olmasıdır. Tuğla kaplamayı görüyoruz. Gerçi tüm bunların stukalanmış olduğuna inanıyoruz. Burada duvar ayakları. Çok dikkatli bakın ortada bu ayakların kemerli bir alınlığı ve onun iki yanında kırma üçgen alınlıkları. Sanki kemerli tonuzun arkasındaki manzaranın görülmesi için alınlık kesilmiş gibi. Bunu daha önce hiç görmemiştik. Evet ödev konularını işlerken gördük ama o daha geç bir döneme aitti. Kronolojik olarak bu aşamaya kadar gerçek mimaride böyle bir şey görmedik. Ama resimde örneğin burada gördüğümüz met Kubikulum'da görmüştük. Alanı kesilerek arkadaki başka bir şey görünür kılınıyor. Bu Roma mimarisinde daha sonra göreceğimiz barok bir unsurun ilk denemesidir. Exedra'nın gerisinde içinde yine bir dizi dükkan bulunan bir halkatonoz yer alıyor. Burada da çatı pencereleri var. Bu Traianus çarşısının en ünlü caddesi. Bu arada burayı gezmek gerçekten çok keyifli çok yakın zamanda birkaç yıl önce burada içinde forumdan, çarşıdan birçok buluntunun sergilendiği, bol miktarda çok yararlı bilginin sunulduğu tamamen yeni bir müze açıldı. Roma'ya gidenlerin mutlaka görmesi gereken bir yer. Bu Traianus çarşısının ünlü Via Biberetica caddesi. Buraya geldiğinizde etrafınızda bir sürü harika dükkanla kendinizi yine bir şehir içinde, şehirdeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Çokgen taşlarla rampalar yapma konusunda ne kadar yetenekli olduklarını görüyorsunuz. Aynı şekilde kaldırımlar, basamaklar. Yani yukarı tırmanırken bu iki seçenekten birini kullanabilirsiniz. Yine iki yanda tavernalar. Duvarlarda bu inanılmaz pencere açıklıkları yer alıyor. Tüm yapının antik çağda neye benzediğini gösteren bir canlandırma. Eksetra merkezdeki kemerli alınlık bezemesi, burada kırma üçgen alınlıklar. Çok ilginç bir mekan, birazdan ayrıntısını göreceğiz. Üzerinde yarım kubbesiyle tonozlu bir yer, betondan duvarda geniş pencereler, gördüğümüz Via Biberatica ve yukarıda kapalı çarşı. Yarım kubbeye hızlıca bakalım. Betondan yapılmış, okulusu yok ama gördüğünüz gibi onun dışında Baya'daki Merkür Tapınağı'nın kubbesine benzer tipte. Burada da daha önce belirttiğimiz gibi Romalıların beton işçiliğinde ne kadar ustalaşmış olduğunu görüyoruz. Artık duvarlar üzerinde daha önce hiç olmadığı kadar çok açıklık yapabiliyorlar ve yapıya daha fazla ışık girmesini sağlayabiliyorlar. Traianus Çarşısı'nın belki de en önemli bölümü bu kapalı çarşı. Burası gerçekten iki kat üzerinde bir çarşı alanı. Restor edilmiş halini gösteren bu resimde üzeri çatı pencereleriyle bir dizi dükkan yani tabernayı görüyoruz. Burada geçme tonozlar inanılmaz bir şekilde kullanılmış. Nasıl olduğunu birazdan göstereceğim. İkinci katta yine dükkanlar, bazılarının üstü neredeyse tamamen açık. Damaskuslu Apollodoros'un büyük başarılarından bir tanesi daha. Çarşıyı da onun tasarladığını düşünüyoruz. Bu da çarşı kısmının bugünkü görünümü. Bunun öncüsü hangi yapı? Ferentino Çarşısı, çok önce sözünü ettiğimiz tek beşik tonozlu olan yapı ya da yine daha önce gördüğümüz beşik tonozlu bazı kripto portikuslar. Burada da aynı tip çarşı binası fikrini görüyoruz. Ama bakın, Romalılar tuğla kaplı beton inşaatlarda ne kadar ustalaşmışlar. Hatta tonozları desteklemek için duvarlara gerek olmadığını fark etmişler ve tonozları burada yaptıkları gibi tek tek yerleştirilen ayaklar üzerine inşa etmişlerdir. Tavanı olağanüstü bir şekilde yükseltmişler. Sanırım ilk giriş dersinde de söylediğim gibi başınızın üstünde bir sürü şemsiye açılmış gibi. Mekan o kadar açık hale gelmiş ki içeriye kenarlardan, bu uzun kenardan ışık doluyor. Tüm sistem aydınlatılmış. Ama altta yine çatı pencereleriyle tipik dükkanlar var. Ama bu belki hatta kesinlikle şimdiye kadar gördüğümüz en muhteşem, en ustalık gerektiren tonos sistemi ve bundan buna ulaşılması için kat edilen yolun İmparator Traianus zamanında verilen bir sınavı gibi. San Francisco'ya gidenlerinizin yolu oradaki alışveriş merkezine düşerse o yapının iki yanda taberna benzeri mekanlarıyla tonoz sistemiyle Roma mimarlığına ne kadar çok şey borçlu olduğunu görürsünüz. Demek istediğim bu tip mekanların öncüsü kesinlikle mimarlıktaki bu gelişmelerdir. Kalan son bir dakikamızda ihtiyacım olan da o kadar son bir anıt göstermek ve Traianus döneminden Hadrianus dönemine geçişle bağlantılı bir noktayı vurgulamak istiyorum. Kampanya'da Napoli'den arabayla yaklaşık bir saatlik mesafede bulunan Benevento'da bir tak vardır. Bu tak 114-118 yılları arasında Traianus'un ve onun başarılarının onuruna inşa edilmişti. Anıt, Traianus zamanında inşa edilen ve Roma'dan Benevento'ya uzanan, adını da Traianus'tan almış olan Via Traiana üzerindeydi. Burada Traianus'un tüm başarılarının bir özeti verilmiştir. Yapımında Roma'daki Titus takının genel forumunun model alınmış olduğunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Merkezi tek bir kemerli geçit, iki yandaki çifte sütunu destekleyen kaideler, tepede bir yazıt. Yazıtın iki yanında girinti yapan paneller. Tabii ikisi arasındaki en önemli fark, bunun sadece iç kısmında merkezde tek bir friz üstünde kabartmaları olması bunun ise çok daha fazla miktarda kabartmaya sahip olmasıdır. Burada Traianus'un tüm başarılarının ayrıntılı bir biçimde tasvir edilmiş olduğunu tekrar belirtelim. Yine bir Flavius mimarisinin bir Traianus yapısında model alınmış olmasından başka bunu göstermemin sebebi üst kısmında yer alan bir çift sahnedir. Bu Traianus ardılı hakkında bilgi edinmemizi sağlayan çok ilginç bir kabartmadır. Hadrianus'un takın alt kısmında hiçbir yerde bir tasviri yoktur. Ama takın en üst kısmında yer alan iki sahnede karşımıza çıkıyor. Buna dayanarak araştırmacılar, sanırım çok doğru bir şekilde, takın üst kısmının Traianus'un ölümünden sonra Hadrianus tarafından bitirilmiş olduğuna inanmaktadırlar. Hadrianus ne yaptı? Burada Traianus'un yanına kendi heykellerini koydurdu. Bunu yapmasının nedeni neydi? Evet, güçlü bir egosu vardı. Bundan Hadrianus dönemi mimarlığından söz ederken bahsedeceğiz ama burada bundan fazlası var. Buradaki konu ardıllık konusu. Traianus 8 Ağustos 117 tarihinde öldüğünde resmi olarak belirlenmiş bir varisi yoktu. Kendi çocuğu olmayan Plotina Hadrianus'u çok seviyordu. Ve onun Traianus'un yerine geçmesini istiyordu. Olasılıkla Traianus'un da aklında aynı şey vardı ama ölümünden önce onu evlat edilmemiş olması biraz garip görünmektedir. Neden beklemiştim? Ama Politina ve danışmanları "Traianus'un öldüğünü duyurmayalım. Bunu sır olarak saklayalım. Yarın Traianus'un Hadrianus'u evlat edindiğini ilan edelim." deyip bunu da 9 Ağustos'ta gerçekleştirdiler. Ayın 11'inde de Traianus'un öldüğünü halka duyurdular. Yani perde arkasında biraz dalavere yapılmıştı. Ama Traianus'un kendisinin veya Plotina'nın kimin seçimi olursa olsun Hadrianus seçimi çok doğru bir karardı. O da olağanüstü bir imparator oldu. Aklınızda tutmanızı ve tatil dönüşü hatırlamanızı istediğim tek bir nokta var. Geri döndüğümüzde Pantheon'dan Tivoli'deki Hadrianus villasından söz edeceğiz. Traianus Forumu'nda öğrendiğimiz önemli bir noktayı unutmamanızı istiyorum. Traianus, Apollodorus'un da yardımıyla mermer sütunları ve başka özellikleriyle forumda gördüğümüz geleneksel mimari ile tuğla kaplı beton duvarlarıyla çarşı binasında şekillenen tümüyle yenilikçi bir mimari tarzı bir araya getirmiştir. Bu, bugüne kadar gördüklerimizden çok farklıdır. Hadrianus'un da sadece Pantheon'da değil, Tivoli'deki villasında da aynı geleneği sürdürdüğünü göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.